Herkese selam teknoloji oku takipçileri. Bugün elimizde Samsung Galaxy A serisinden A73 var ve bu telefonumuzun kamera performansına tek tek değineceğiz. Hiç uzatmadan videomuzun devamına geçiyoruz. Öncelikle kısaca bahsetmem gerekirse A serisinin dış tasarımı hepsinde benzerdi. Sadece boyutları farklıydı. Bir önceki modellerin megapikselleri farklıydı ama bu telefonumuzun arka kamerasında 108 megapiksellik bir ana kamerası, 12 megapiksellik ikinci kamerası, 5 megapiksellik üçüncü ve 5 megapiksellik yine derinlik algısı kamerası bulunuyor. Ve biz bu telefonla çokça video ve fotoğraf çektik. Renklerini sizler için nasıl görünüyor, ne oluyor hepsine ana kameradan başlayarak tek tek değineceğiz. O zaman ilk fotoğrafımızla başlayalım. Öncelikle ana kameradan çektiğim fotoğrafın renklerine bir göz atalım. Bu çektiğim fotoğrafta çok fazla renk var. Yeşili, turuncusu, kırmızısı, moru hepsi bulunuyor ve renkleri yakınlaştırdığınızda ben şu an mesela üzüme yakınlaştırdım ve gayet güzel rengi göründüğü belli oluyor. İlk fotoğrafı aslında çok da söyleyecek bir şeyim yok. Siz de görüyorsunuz zaten, yani fotoğrafın görüntü kalitesi bu şekilde. Farklı bir ana kamera fotoğrafına geçelim. Burada da yakından bir çekim aldım. Biberimiz ve domatesimiz var. Şu renklerin canlılığına bir bakar mısınız? Gerçekten kırmızı böyle tam bir kırmızı. Çok güzel duruyor. Ben ana kameranın performansını gerçekten beğendim. Son olarak da yine bir meyvelerimiz var. Portakalımız, elmamız ve kırmızı elmamız. Fotoğrafı böyle birazcık daha yakınlaştırdığımızda renklerin ne kadar net ve canlı olduğunu siz de görüyorsunuz. Ayrıntılarını da elmanın, yani tek tek ayrıntıları belli oluyor. Bence çok güzel diyelim ve artık farklı modlara geçelim. Şimdi ise portre modundayız. Portre modundaysa ben portakalı çektim. Ya yani ayrıntıları çok fazla belli oluyor. Bu böyle bir nesne ama bir de dilerseniz bir insanı çektiğimizde portre modu nasıl oluyor onu göstereyim. Bahar'ı çektim daha demin. Bahar'ı çektiğimde ise portre modu yine görüyorsunuz. Yakınlaştırdığımızda ayrıntıların gayet net olduğu belli. Yani o insan çerçevesini çok net bir şekilde almış ve arka tarafı da bulanıklaştırmış. Bence portre modu da gayet güzel ve başarılı diyebiliriz. Şimdi zoom tarafına gelelim. Bu telefonumuzun 3x'e kadar optik zoom'u var. 10x'e kadar da dijital zoom'u. Ben zoom tarafını çok da başarılı bulduğumu söyleyemeyeceğim. Yani bu fotoğrafı uzaktan çektim ve bilmiyorum, ben çok beğenemedim. Yani siz nasıl buluyorsunuz yorumlarda belirtirsiniz, sizin için ideal mi? Ama ben zoom'unu çok da beğenemedim. Bir fotoğraf daha göstereyim hemen sizlere. Diğer fotoğrafımız da bu şekilde. Bilmiyorum, ben bunda çok zaten yazı çok büyük. O yüzden de çıkması çok normal. Ama birazcık daha küçük olsaydı yazılar hiç anlaşılmayacaktı. Bir de buradaki Mac yazısını çok zor anlarsınız eğer onun Mac Fit olduğunu bilmiyorsanız. Bence zoom tarafında çok da iyi bir performans sergilemediğini söyleyebilirim. Gece moduna gelelim. Gayet karanlık bir ortamda. Siz de görüyorsunuz zaten ve bu karanlık ortamda en çekebileceğim yer burasıydı. Bilgin Pro yazısını siz de görüyorsunuz. Ama gece moduyla çektikten sonraki hali ise gayet aydınlık bir şekilde Bilgin Pro yazısı olduğunu ve altındaki tabloyu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bir de bunun ön kamerasına bakalım gece modunda. Ön kamerasına baktığımızda ise yüzüm işte bir fotoğraf. Ama yine de gece bir yerde böyle karanlıktaysanız yüzünüzün gayet net bir şekilde çıktığını görebilirsiniz. Çünkü benim bulunduğum ortam gerçekten karanlık bir ortamdı. Bu karanlık ortama rağmen böyle bir performans çıkarması bence yine orta segment bir telefon için gayet ideal olduğunu söyleyebilirim. Şimdi geniş açısından bahsedeceğim ama bahsetmeden önce ana kameradaki bir fotoğrafı göstermek istiyorum. 123 derecelik bir geniş açılı kamerası var. 12 megapiksellik. Bu ilk fotoğraftı. Bu da ikinci fotoğraf. Geniş açıda bu şekilde alıyor. Aynı durduğum yerde fotoğrafı çektim. Arada fark olduğunu görebiliyorsunuz. Bu yakından çektiğim hali. Bu da geniş açıyla çektiğim hali. Bence geniş açı performansta gayet iyi. 123 dereceyi görebilmesi, ekstra manzara fotoğraflarınızda etrafı alabilmeniz açısından bence oldukça ideal olduğunu tekrar hatırlatayım diyelim. Bir de makro fotoğraf moduna gelelim. 5 megapiksellik bir makro çekim modu bulunuyor telefonumuzun. Yakınlaştırdığımızda fotoğraflara şu an renkleri gayet canlı bir fotoğraf görüyorsunuz. Fotoğrafı aslında birazcık daha siz zoomlayınca daha net görüntüler aldığınızı söyleyebilirim. Biraz sizde bulanık geliyor olabilir ama önde gördüğünüz iki çiçeğe aslında odaklamıştım. Ve makro çekim moduyla da bunları çektim. Fotoğrafları kendiniz zoomladığınız zaman gayet net bir şekilde gördüğünüzü söyleyebilirim. Makro modu da gerçekten hoş görünüyor.
Bir de video kalitesine gelelim. Evet, şu an arka taraftaki video özelliğini görüyorsunuz. Yine renkler canlı. Gerçekten Samsung'un renk konusunda son çıkardığı telefonlarda oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Şu anda da zaten renkleri gayet canlı bir şekilde görüyorsunuz ve gayet akıcı bir video. Videoda bir nesneye yaklaştırdığınızdaysa onu da gayet rahat bir şekilde odaklayabiliyor. Bir de ön kameradaki video performansına bakalım. Ön kamerada şu an ekranınıza geliyor olacak. Aynı zamanda ses ve görüntü de sizlerle. Selamlar. Şu anda da ön kamerasındayım. Şu an bir otoyolun önündeyim ve umarım sesim size iyi bir şekilde geliyordur. Pürüzsüz bir şekilde gösteriyor kamera beni. Hoşuma gitti. Umarım siz de beğenirsiniz. Ön kamera demişken bir de ön kamera performansına bakalım. 32 megapiksellik bir ön kamerası bulunuyor. Sevdim aslında çünkü yüzümü pürüzsüz bir şekilde gösteriyor. Detaylarına çok fazla inmiyor. Bunu arka kamerada çektiğinizde, arka kamerada bir insanın yüzünü çektiğinizde gerçekten en ince ayrıntısına kadar çekiyor. Bazen bu manzara fotoğrafları için evet hoş bir görüntü olabilir ama bir insanın yüzüne odakladığınızda ya pek güzel sonuçlar çıkmıyor. Eğer yüzü gerçekten bal gibi değilse. Ama ön kamerada gerçekten böyle birazcık daha pürüzsüzlüğü arttırdığını söyleyebilirim. Bence gayet güzel bir şekilde görünüyor. Şu an siz de ekranda büyük ihtimalle görüyor olmalısınız. Bu telefonumuzun kamera modlarında bir de ekstrası var. Ekstrası ise eğlence modu. Eğlence modunda ne var? Snapchat efektlerini gelmişler buraya tek tek koymuşlar. Birazdan dikey videolarını siz de ekranda göreceksiniz. Belki de şu an yan tarafta görüyorsunuz. Bu eğlence modunu kullanabilmeniz için önce Wi-Fi'ye bağlanıp tüm efektleri indirmeniz gerekiyor. Daha sonrasındaysa rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama ben çok da beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Eğer siz beğeniyorsanız Snapchat efektlerini kullanabilirsiniz. Birazcık da donma, kasma yaşadığımı da belirtmek isterim. Kameranın içerisinde ek başka özellikler de var. Belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Tek çekim modu. Girdiğinizde tek çekim moduna hem o fotoğrafın videosunu, hem en iyi çekilmiş görüntüsünü, hem bumerang görüntüsünü tek tek aşağı tarafta görebiliyorsunuz. Şu an siz de burada görüyor olmalısınız. Burada kırpılmış bir görüntü, bumerang görüntüsü, orijinal video ve klibi hızlı ileri al gibi bir mod bulunuyor. Ekstra olarak bahsedeceğim farklı farklı özelliklerde bunları tabii ki siz de tek tek deneyebilirsiniz. Ağır çekim modu, ultra ağır çekim modu, profesyonel fotoğraf çekmek istiyorsanız pro modlar telefonun içerisinde yer alıyor diyelim. Biz kısa sürede bu kadarını deneyimleyebildik. Eğer sizler de bu telefonu almayı düşünüyorsanız gayet ideal bir telefon olduğunu sizlere söyleyebilirim. Fotoğraf modlarını ben çok sevdim. Tek beğenmediğim mod zoom tarafıydı. Zoom tarafında pek başarılı bulmadım. Peki siz fotoğrafları nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Eğer videomuzu beğendiyseniz de bir like atarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.